kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Enflasyon farkı faiz olur mu? Bu soruyu soran kardeşlerimizin sorunun detaylarında şu açıklamayı yapıyorlar. İşte bankaya gidiyoruz. Herhangi bir kredi çekiyoruz. Sonra faiz anlaşması imzalıyoruz. Ya da bankaya para yatırıyoruz faizli anlaşma ile. Faiz muamelesi yaparak. Daha sonra onun karşılığında faiz alıyoruz. Bu aldığımız faizler eğer enflasyon farkının altında olursa helal olur mu şeklinde bir soru. Bir de borçlanmalarda eğer enflasyon farkı alınırsa şeklinde iki boyutu var konunun. Dolayısıyla banka sistemlerinde, faiz sistemlerinde siz ne kadar az düşük yüzde ile anlaşma yaparsanız yapın, faizli anlaşma haram olduğundan hem anlaşma hem de anlaşma sonunda alınan para haramdır. Ancak bir Müslüman herhangi bir faizli muamele yapmadan herhangi bir Müslümana bir borç para verse, örneğin bin lira ihtiyacı var, elli bin lira ihtiyacı var, sizin de paranız var. Sizden borç istedi, ödünç aldı. Siz de ona borç olarak verdiniz herhangi bir anlaşma yapmadan. Fakat siz o parayı geri alırken verdiğinizde 100 bin lira, 50 bin lira şu kadar alım gücüne sahip o borcu geri alırken belli bir derecede alım gücü düşmüş oluyor. Mesela 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira değer kaybetmiş oluyor. İşte o parayı geri alırken Paranın kaybettiği değer olan 2-3 bin lira neyse yüzdelik nispeti belli olur bir yıl sonra. O bir yıl sonra parayı geri alırken, önceden değil de parayı geri alırken Acaba ben o paranın değer kaybını enflasyona göre alsam bu caiz midir? İşte buna İmam-ı Azam Hazretleri bilmiyorum demiş. Ama talebesi Ebu Yusuf bunun caiz olacağını, çünkü burada herhangi bir fazlalık alınmadığını, herhangi bir faiz anlaşması yapılmadığını, sadece paranın değer kaybının alındığını, dolayısıyla parayı verenin zarar etmemesi için, verdiği para kadar para almış oluyor. Daha fazla para almış olmuyor. Çünkü paranın zati değeri yok. Alım gücüdür paranın değeri. Geçen sene 100 birim alım gücündeyken bu verdiğin para, bu sene 95 birim alım gücüne düşmüş. 5 birim değer kaybetmiş. Öyleyse bu 5 birimi o borç alan kişi verse ve borç veren kişi de alsa, bu kesinlikle faiz olmaz denilmiş. Demek ki enflasyon farkında Müslümanlar arasındaki borçlanmalarda bir faiz anlaşması yapmadan parayı alırken verdiğiyle aldığı zaman içerisindeki değer kaybını alsa bu caiz. Ama Müslümanlar herhangi bir faiz anlaşması yaparak ondan sonra da alırken faiz farkını aldım diyerek o parayı alamaz alırsa faiz almış olur. Muamelesi de faizdir. Aldığı da faiz olur. Kesinlikle caiz değildir. Müzik